Çürümüş, böyle çürümeye yakın olan elmalarımı soydum. Kabuklarını ayırdım şöyle bir tabağa. İçinin temiz kısımlarını şu şekilde küp küp doğradım. Bunları buzdolabına derin dondurucuya kaldıracağım. Bir saklama poşetinin içinde, buzdolabı poşetinin içinde hoşaf ya da komposta şeklinde değerlendireceğim. Bunu bu şekilde kenara ayırıyorum. Tabii sağlam elmalardan da yapılabilir. Ama ben hem elmaların böyle kurt yemi kısımlı olan, çürümeye yakın olan, kararmış olan kısımlarını ayıkladım. Kabuklarını şu şekilde hazırladım. Genelde bir tane elma soysam yesem bile onun kabuğunu bu şekilde soyup kurmuş olduğum varsa elma sirkem onun içine ilave ediyorum ya da işte biriktiriyorum, o şekilde elma sirkemi kuruyorum. Bunu hemen kaldırıyorum, derin dondurucuya koyacağım. Komposto veya hoşaflarda kullanmak için. Şu elma sirkemi yapmak için elmanın kabuklarını atmıyorum, değerlendiriyorum. İçine elmanın kendisinden etli kısmından koymadım. Koymayacağım da. Şöyle. Şimdi bu kadarlık elma kabuğumu şöyle bir küçük orta boy kavanozumun dörtte birine denk gelecek şekilde soyduğum elma kabuklarını içine koyuyorum. Normal üzerine şöyle çok az, ben yine bunun üzerine yine ilave edebilirim elma kabuğu. Su koyacağım. Çeşme suyu, normal çeşme suyu. Bu şekilde yaklaşık değil de aslında elmanızın kabukları kurduğunuzda yukarıda oluyor. Şöyle aşağıya çökmüş olacak. Rengi de üzerinde de anası olacak. Ya da olmayabiliyor bazen ana. Benim şöyle hafif üzerinde ince yaprak şeklinde bir de anası oluştu elmanın. Bunu ben yaklaşık bir ay önce kadar kurmuştum. Onu süzeceğim şimdi. Cam kavanozları süzüyorum. Daha iyi kullanımı şey olsun, kolay olsun diye, sağlık açısından da daha temiz olsun diye. Şimdi elmanızın kurduğunuzda yukarıya çıkıyor suyu. Zamanla o kendisi aşağı indiğinde bir ayda, 40 günde oluyor. Üzerine ne kadar ilave ederseniz o da tabii zamanını değiştiriyor aşağı inmesiyle ilgili. Bu şekilde ben şimdi bunun üzerine su ilave edeceğim ve ağzını da tülbentle kapatacağım. Şimdi bunu bu şekilde ben hemen tülbentini örtüyorum. Şuraya kadar ağzının hemen hemen bir iki parmak kavanozumun aşağısında suyla bıraktım. Bu şekilde havada olacak elmalarımız. Olmaya başladığında hem rengi değişiyor hem de dibe doğru çökmüş oluyorlar. Güneş görmeyen bir yerde yaklaşık işte bir 30 günü, 40 günü aşağıya inecek şekilde saklıyorum. Ara ara hani karıştırma, tahta kaşıkla da karıştırılabilir. 2 güne bir, her gün bir karıştırılabilir. Ama ben hiçbir zaman karıştırmadım. Şu şekilde arada gittim. Şöyle salladım. Bu bana yeterli oldu. Şöyle de ağzını tülbentimiz kayıp uçmasın diye örtümüz, bezimiz şöyle lastikle de sardım, kapattım. Şimdi bu yapmış olduğum yaklaşık bir ay geçik bir şekilde bir elma sirkem vardı. Onu şimdi hemen ben süzeceğim. Cam kavanozlara alacağım. Evet, şöyle küçüktü, üzerinde anaları vardı. İnce, çok zar şeklindeydi. Onu da şöyle bir kenarda tutuyorum. Şimdilik ilk aşamada daha başka kavanozlarım açılmadığı için şişelerim şöyle bir
süzüyorum. Çok şeffaf, çok böyle duru oldu. Hiçbir tortusu yok. Tertemiz. Çok güzel, mis gibi de kokuyor. Bunları yemeklerimde, salatalarımda kullanıyorum. Salatalarımda özellikle kullanıyorum. Kış aylarında her gün yatmadan önce bir fincan ılık suya, ılık yani çok kaynar değil, ılık suya 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı koyup o şekilde içiyorum. Şöyle diğerlerini de küçük kavanozlarıma koyayım. Kurduğunuz elmanın rengine göre sirkenizin rengi de değişiyor. Koyduğunuz elmanın miktarına göre de değişiyor. Yoğunluğu çok fazlaysa, elmanızın katmış olduğunuz elmanız çok fazlaysa rengi de ona göre değişiyor. Benimki bidonumun 5 kiloluk bir bidonumun 1 bölü 3'üne denk gelecek şekilde elmam vardı. Ara ara soydum, kabuklarımı ilave etmiştim elmama. Yani bu 3 gün oldu, 5 gün oldu değil. Yedik sıra elmamı çöpe değil, direkt kurmuş olduğum sirke kavanozumun içine koymuştum. O şekilde tamamen elmalarım da dibe doğru çöktüğünde süzme işlemini yaptım. Yapıyorum şimdi. Şimdi bunu şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel. Hiçbir böyle bir tortusu bir şeyi yok. Bu şekilde cam kavanozlarımda saklayacağım. Şimdi elma, üzüm ne olursa yapılabilecek. İşte armut tarzında kabuklarını soymayıp böyle bir şekilde suyla, normal çeşme suyuyla kurup işte tamamen meyvelerimiz kabukları aşağı çöktüğü zaman sirke işi. Zaten kendisinin kokusunda da belirtiyor, belli ediyor. Kokusu da hafif sirkemsi görünüme dönüştüğü zaman sirkeniz olmuştur diyorum. Şu da benim yazın pekmez sıkmıştım tortulu kısmını. Şöyle bir kavanoza süzüp koymuştum. O da kat 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 böyle ana oluştu. Çok güzel. Yani saf saf olaraktan bir üzüm suyu sıkmış oldum. Çok harika, çok güzel bir görünüm oldu. Nasıl değerlendireceğim onu da bilemiyorum. Bu şekilde üzümümün saf, sulandırılmamış kendi hali sıkmış olduğum üzümden. Şimdi katkı maddeli hiçbir şey katmıyorum elma sirkesine özellikle. Sadece elma kabukları ve suyla döndürüyorum. Bu şekilde daha temiz, daha güzel kullanımı en azından işte başka şeylerle döndürmeden yapmış olduğum bir elma sirkesi. Yapanların da çok basit, elmalarınızı değerlendirin ya da böyle armuttu, elmaydı, aklıma gelmiyor, daha başka erik tarzıydı. O şekilde kabuklarını değerlendirip böyle bir istediğiniz ölçüde, ebat belli değil, ebat hiç sorun değil, şişenizin, kurmak istediğinizin, kavanozun, böyle bir kavanoza da kurabilirsiniz. Üzerlerini hemen bir mendille ya da bir türbentle, bezle hava alabileceği şekilde kapatabilirsiniz. Gayet güzel değerlendirip elinizin altında, dolabınızda, kilerinizde elma sirkenizin bulunabileceği, gayet kendiniz dönüştürebileceğiniz bir güzel bir şey oluyor. Güzel de çocuklarınıza rahatlıkla içirebileceğiniz, kendiniz de rahatlıkla içebileceğiniz elma sirkesi. Yapanların ellerine sağlık diliyorum. Herkese de şifa olsun diliyorum. Şöyle diğer kavanozumu kurmuş olduğum, şu an süzme işlemini yaptığım bidonumdan sirkemi, elma sirkemi süzerken şöyle bir anası geldi. Onu da hemen kavanozun üstüne koymak istiyorum. Burada kendisi yine devam etsin, mayalansın diye. Şöyle de bir şişesin içine koymak istiyorum. Çok az olsa da atmayacağım. Kavanozuna koydum. Değerlensin yine. Süzmüş olduğum
Elma sirkemin suyunu içtim şöyle küçük bir bardakta. Çok az bir şekilde. O kadar güzel geldi ki doğal. Hiç sulandırmadım. Çok da şey değil. Boğazımı yakmadı. Gayet güzel, temiz. İçilebilir. Ama durduk sırada tabii şey yapılır. Ilık suyla da içilebilir. Şimdi kilerde şişe almaya gittiğimde, boş şişe almaya gittiğimde geçen yılın, bu yılın değil, bir sirkesini buldum. Bu da elma sirkesi. İnanın bakın hiçbir şeyi yok. Aynı şekilde, aynı teknikte kurduğum sirke rengi giderek daha güzelleşmiş, daha sararmış böyle. Elma sirkesi bu şekilde, dibi de aynı, her şeyiyle tertemiz duruyor. Bu geçen yılın elma sirkesi. Böyle cam kavanozlarda, cam şişelerde saklarsanız gayet güzel oluyor. Rengi de çok değiştiyse, çok böyle içinize silmediyse de sirkenizi kullanmayın, atın. Ama camda daha güzel oluyor. Bu geçen yılın bir sirkesi. İki tane daha yarım yarım, bir ona geçmişim bir ona geçmişim geçen yılın elma sirkesini birleştireceğim şimdi. Yer açılsın ve son kalan süzdüğüm şeyi de bu cam şişenin içine katayım diye. Şu şekilde bakın süsüyorum. Hala daha tertemiz, pırıl pırıl. Videomun başında da belirttiğim şekilde böyle kurt yeniği olan elmalarımı atmadım. Biraz da hafif beklemeden dolayı bozulmaya yüz tutacak olan elmalarımın kabuklarını soydum. Sağlam kısımlarını da şu şekilde küçük küçük küp küp eğrili büğrülü doğradım. Onu da derin dondurucuya kaldıracağım. Ve kabuklarını da şu şekilde soyup herhangi bir kavanoza üçte birine denk gelecek şekilde suyla, çeşme suyuyla, normal soğuk su çeşme suyuyla elma sirkemi kurmuş bulunuyorum. Hiçbir şey katmadım. Tuzlu, baldı, işte oydu, buydu, hiçbir şey katmadım. Katanlar da var. Onlar da daha eminim çok güzel oluyordur. Şimdi bunu bu şekilde tamamen elmalarım aşağıya çökünceye kadar güneş görmeyen bir yerde bekletiyorum. Balkonunuzda da olabilir ama güneş görmesin. Üzerini böyle sağdan soldan örtebilirsiniz. Dolapta da olabilir, kilerinizde de olabilir. Bunu bu şekilde kaldırıyorum. Elmam tamamen dibine çöktüğü an, rengi de hafif değiştiği an, şu an görüyorsunuz cam gibi berrak. Biraz değişecek. İşte anası oluşur ona göre. Ha tabii ben bunun içine yine soyduğum elma kabuklarını da atacağım. Atarım. O şekilde yine devam eder. Tamamen çöktüğünde diyorum. Yani süresi yok. 20 günde de olabilir, 40 günde de olabilir. Bunu kaldırıyorum. Daha önce aynı şekilde yapmış olduğum elma sirkemi süzdüm. Onu da şöyle cam kavanozlara doğru bir honi yardımıyla koydum. Bu da benim, şöyle göstereyim, geçen yıldan yapmış olduğum elma sirkem. Şöyle ikisini de birleştirdim. Dibi çökecektir. Daha berrak görünecek ikisi. Tatlarında hiçbir bozulma yok. Gayet güzel, tertemiz. Yemeklerimizde, salatada ya da ben ılık suyla daha çok tüketiyorum bunu. Bir fincan ılık suya 3-4 yemek kaşığı bu elma sirkemden koyuyorum. Elma sirkesi de olmayabilir, üzüm sirkesi de olabilir. Yatmadan önce içiyorum. Şimdi bunları da bu şekilde yine aynı evimde, dolabımda, güneş görmeyen bir yerde bekleyecekler. Ellerine sağlık diliyorum. Güle güle tüketmelerini istiyorum. Şifalar olsun diliyorum.